Fatih Altaylı 2 Nisan 2024 Fatih Altaylı Komtere Adıyaman'ın arkasındaki sır ne? Adıyaman denilince birçoğumuzun aklına Türkiye'nin en muhafazakar kentlerinden biri, hatta son yıllarda giderek yükselen bir cemaat, AKP'nin yeni FETÖ adayı Menzil ve 20 milyonluk lüks otomobillerle gezip olimpik havuzlu villalarda oturan şeyleri akla geliyor. Açıkçası 31 Mart sabahı gayipten haber aldığını söyleyen biri gelip Adıyaman'da seçimi CHP adayı kazanacak deseydi eğer muhtemelen bu kişiye deli gözüyle bakar yok daha neler derdik. Ancak 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan gece daha neler dediğimiz şey oluverdi Adıyaman'da CHP adayı belediye başkanlığını kazandı. Hem de öyle 1 iki puan farkla karakolda biten bir sonuçla değil fark atarak sözde muhafazakarlığın şampiyonu AKP'nin adayına fark atarak neredeyse iki misli oy alarak iktidara eklemlenmiş menzil şehirlerinin oylarınızı AKP'ye verin diyerek neredeyse cennet vaadiyle oy toplamaya çalıştığı bir yerde nasıl oldu da CHP adayı %49.74 oy alırken AKP adayı %27.43'te kaldı? Yanıt basit, insanlıkla Dün CHP lideri Özgür Özel'e Adıyaman'daki bu tarihi zaferin arka planını sordum. O da anlattı. CHP yönetimi 6 Şubat depreminin yıl dönümünde depremzede illere her biri 10 milletvekilinden oluşan 12 heyet yollamış. Bu heyetler depremzede illerdeki durumun röntgenini çekip eksikleri tespit etmiş, halkın şikayetlerini dinlemişler. Adıyaman'a giden heyet Ankara'ya dönüşte Özgür Özel'den bir randevu talep etmiş ve gelip izlenimlerini aktarmışlar. Bir şeyi özellikle belirtmişler. Belediye başkan adayı olarak Abdurrahman Tutdere'yi gösterirsek Adıyaman'ı kazanırız. Nedenlerini de bir rapor halinde sunmuşlar. Tutdere 6 Şubat depreminin ardından Adıyaman milletvekili olarak Adıyaman'a koşmuş ve aylar boyunca Adıyaman'dan ayrılmadan her yere koşmuş, vatandaşın dertlerine derman olmaya çalışmış. Öyle ki bir süre sonra sakalları bir karış uzamış halde, üzerinde bazen günlerce değiştiremediği kıyafetleriyle kendisi de bir depremzede gibi görünür olmuş ama bıkmadan, yorulmadan herkesi kucaklamış, herkese dokunmuş, sorun çözmüş, çözmeye çalışmış. Bir yıl sonra CHP heyeti Adıyaman'a gittiğinde yaşlı, genç, kadın, erkek, herkes bize Abdurrahman Tutdere lazım, bize onu gönderin diyormuş. Parti yönetimi de işte Adıyaman'ın bu talebini yerine getirmiş. Halkın istediğini halkın önüne koymuş. Halk da onu seçmiş. Hem de imkansız denilen bir yerde. Özgür Özel, biz çok acayip bir şey yapmadık. Halkın arzusunu yerine getirmek gibi çok kolay bir iş yaptık dedi. Siyaset aslında bu kadar basitti. Halkın istediğini halka sunduğunuz zaman kazanıyordunuz. Yeter ki kulağınızı halka verin. Çevrenizi saran çıkar gruplarına değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun asla anlayamadığı buydu. Kılıçdaroğlu'nu hasretle arayan Tayyip Erdoğan'ın da artık unuttuğu bu. Özgür Özelle sohbet. Dediğim gibi dün Özgür Özel'le konuştuk biraz. Seçim gecesi geç saatte kendisini aramıştım, dün geri aradı. Seçim gecesi çok yoğundum, kimseye geri dönemedim. Şimdi biraz rahatladım dedi. Kiliste yağmur altında 45 dakika konuşarak kaybettiği sesi henüz tam düzelmemişti. Yorgun ama mutluydu. Seçim zaferine çok şaşırmamıştı. Beklediği bir durumdu ama beklediğinden de iyi sonuçlar alındığını kabul ediyordu. Kılpayı kaçan birkaç ilçe için üzgündü. Ancak Manisa'daki sonuca kendi memleketinde olduğu için çok keyifliydi. Bazı il belediyeleri için buralarda son CHP'li belediye başkanı rahmetli İsmet İnönü tek parti döneminde atamış. İlk kez sandıktan CHP çıktı bazı belediyelerde diyerek mutluluğunu ifade ediyordu. Ama bir zafer sarhoşluğu içinde değildi. Seçim gecesi yaptığı konuşmayı bu zaferi beklediği için önceden hazırlamıştı aslında. O konuşma CHP'nin önümüzdeki dönemki davranış kodlarını da içeriyordu. Biz bu seçimde elde ettiğimiz sonuçları CHP'deki değişimi seçmene göstermek ve değişimin samimiyetini kanıtlamak için bir fırsat olarak değerlendireceğiz dedi. Bir zafer değil, zafere gidecek yolda bir büyük muharebe kazandıkları kanaatindeydi. Rakibin yenilmez olmadığını görmüş ve göstermişlerdi. AKP'nin artık toplumu analiz etmede başarılı olamadığını, halktan kopuk bir siyasi anlayışa büründüğünü düşünüyordu. CHP ise halka daha yakın durmaya başlamıştı ve bunu daha ileri taşıyacaktı. Seçimdeki düşük katılım dikkat çekiciydi. AKP seçmeni arasında sandığa gitmeyen, bize oy vermeyen ama AKP'ye de oy vermeyen bir grup var. Bizde de küskün bir seçmen bölümü var. Sandığa gitmeyen herkes AKP'li değil. Zannederim CHP'li olup CHP'ye küskün olanlar da barışmak için zor olmayacak. AKP'li seçmenlere de bizden bu kadar uzak durmalarına gerek olmadığını gösterme fırsatı bulduk. CHP'nin onlarla hiçbir derdi olmadığını göstereceğiz kutuplaşmayı değil toplumsal barışı destekleyen bir parti olduğumuzu, kutuplaşmayı körükleyenlerin onların dostu olmadığını şimdi çok daha iyi anlatacağız. Geçen dönem aldığımız belediyelerde bunu gösterdik. Şimdi daha fazla yerde gösterme fırsatı bulacağız." dedi. 1984 değil 1989. Muhalifler AK Parti iktidarını Orwell'ın 1984 romanıyla tanımlıyordu. İktidarın antidemokratik icraatlarını romandaki öykülerle benzeştiriyordu. Meğer 1984'te değil 1989'da tanımlamak gerekiyormuş. Bu seçim 89 yerel seçimlerinin karbon kopyasıdır. Ve iktidarın tarihten ders almadığının, tarihinde ilkinde trajedi, sonrasında da komedi olarak tekerrür ettiğinin göstergesidir. 1989'da Turgut Özal benzer ekonomik koşullarda yerel yönetimleri elinde tutabilmek için koltuklara bağlı muhalefet belediyeleriyle halkı korkutarak oy toplamak istemişti. O zamanın SHP'si ise bu korkutma taktiğine yorum ajansın meşhur limon gibi sıkılmak mı istiyorsunuz kampanyasıyla yanıt vermişti. Ve o seçimde SHP ciddi bir oy artışı sağlamış ve Turgut Özal'ın anapına sıkı bir ders vermişti. O günden sonra ANAP iflah olmadığı ve CHP de elde ettiği şansı kötü kullandığı için 1994 seçimlerini kazanamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1989'dan alamadığı dersi CHP alırsa eğer önümüzdeki dönem iktidarın adayı olur. Yok AKP gibi davranıp en ucuz tecrübe olan başkasının hatasından ders alamazsa yine uzunca bir süre iktidar göremez. AKP'ye gelince... Bu tarz partiler sandıkta bir kez boğulunca ANAP ve hatta DYP örneğinde olduğu gibi bir daha kendini zor toparlıyor. Zannederim yine öyle olur. Velev ki şapkadan bir tavşan çıkmasın. Müsebbip Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim başarısızlığının hesabını kime soracak, acısını kimden çıkaracak? İki gündür sorulan soru bu. Bence çok uğraşmaya, çok düşünmeye gerek yok. Bugüne kadarki başarıların sorumlusu kimse, bugünkü başarısızlığın sorumlusu da odur. Liyakate kim son verdiyse, Berat Albayrak kim bakan yaptıysa, işini iyi yapan Merkez Bankası başkanını görevden kim aldıysa, Nebati Bey'i kim bakan yaptıysa, faiz sebep enflasyon sonuçtur diyerek ekonomiye ağır hasarları kim verdiyse, oyunu %2 yapamayan bir partiden il başkanı kim transfer ettiyse, seçmenin Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul'da verdiği mesajı kim okuyamadıysa Avdilerde pudra şekeri çekenleri, iktidardan beslenen edepsizleri muhafazakar diye halka kim yutturduysa, köz vurucunun hık diyicilerini kim gazeteci diye uçaklara doldurduysa sonucun müsebbibi odur. AK Parti Genel Başkanı'nın onu uzakta aramasına gerek yoktur. Fuzuli Muhtarlık Seçim öncesi ve sırasında sadece muhtarlık seçimlerinde kan aktı. 6 muhtar adayı ve yakını seçim kavgalarında can verdi. Türkiye'de 32238'i mahalle, 18278'i köy muhtarı olmak üzere toplam 50516 muhtar var ve bu muhtarların bir işe yarayıp yaramadığı bir süredir tartışılıyor. E-devlet uygulamalarına geçildiği günden bu yana muhtarların artık pek işi kalmadı adrese teslim edilemeyen evrakların teslim edildiği yer olmaktan öte pek bir işlevleri kalmamış görünüyor. Buna karşın her ay muhtarlara en az asgari ücret kadar bir maaş ödeniyor. Muhtarlarda aylık maaş ödemeleri 800 milyon TL civarında. Buna muhtarlık ofislerinin kira, ısıtma, elektrik giderleri dahil değil. Bu masraflar da harçlardan karşılanıyor. Bunun yanı sıra muhtarların bir de emeklilik hakları var. Muhtarlar 15 yılda 3600 gün prim ödemesi yaparak emekli olabiliyor ve hem muhtarlık maaşını hem de emekli maaşını aynı anda alabiliyorlar. Her yıl gereksiz yere ödenen milyarlar. Acaba birisi bu muhtarlıkları kaldırmayı ya da en azından sayılarını azaltmayı düşünmüyor mu? PTT ofislerini muhtarlık olarak kullansanız bile ciddi bir tasarruf olur. Seçimlerde de onca insan boşu boşuna ölmez. Ne zaman insan oluruz? aynadan korkmadığımız zaman Fatih Altaylı